Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nın içerisinde olmayacağını söylediğinde kahraman oldu. Birilerince. Karşı mahalle için kahraman oldu. Bu mahalle kendi mahallesi tarafından da hain ilan edildi. Biz burada ekranda dedik ki bir dakika acele etmeyin. Yapmayın dedik. Dolayısıyla Fatih Erbakan bir müddet sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Ve o görüşmenin sonunda ekran karşısına geçti. Dedi ki bugünden itibaren biz Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Alkış tufanı koptu mu? Dün kendisini hain ilan edenler tarafından. Ve dün kendisini alkışlayanların da bu sefer döndüler. Dediler ki vay hain vay. Fatih Erbakan oraya katıldı. Hani babasına kadar gittiler tekrar. Ne gericiliği kaldı, ne irticacılığı kaldı, ne bilmem nesi kaldı. Didik didik ettiler hayatını. Bula bula bir iki tane milletvekilinin işte çok eşli bilmem ne veya Düzce'deki milletvekili adayının o görselin üzerine kapattığı fotoğraflarla Erbakan'ın karşısına çıktılar. Ne oldu? Erbakan şu ifadeyi kullandı. Dedi ki kardeş ben Cumhur İttifakı'na destek vereceğim söz. Ama gidişat kötü giderse, ekonomi berbat olursa, insanların geçim şartları zorlaşırsa, faizler artarsa, bilmem ne olursa, vatandaş inim inim inlerse, elim, iki elim, bu iktidarım benim destek verdiğim, içinde bulunduğum Cumhur İttifakı'nın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidarın yakasında olacak dedi. Yakasında oldu mu? Oldu. Sözünü tutuyor mu? Tutuyor. Allah vekili çıkıyor milletin karşısına, ekonominin bütün tablolarını bir bir ortaya koyuyor, bilgisiyle, birikimiyle millete olan olmayan ve olması gerekenleri tek tek anlatıyor yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. Şimdi yine bir seçimle karşı karşıyayız ve yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da kendi adayını çıkarmaya hazırladığı konuşuluyor. İstanbul'da da yine kendi adayıyla halkın karşısına çıkacağı konuşuluyor. AK Parti eğer yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nı, Fatih Erbakan'ı ve yeniden refahlıları, yeniden refaha gönül veren seçmenlerin gönlünü alacak bir takım adımlar atmazlarsa eğer, AK Parti İstanbul'da Murat Kurum, özellikle Murat Kurum'un elinde söylüyorum, sıkıntı yaşayabilir. Zira yeniden refahın İstanbul'da çok ciddi bir oyu var. Şunu unutmamalıyız ki, geçen 2019 seçimlerinde Binali Yıldırım'a kaybettiren Saadet Partisi oldu. Saadet Partisi'nin oyları oldu. Binali Yıldırım ilk turda hani ikinci tur yaptırdılar ya, ilk turda 13 bin farkla yenildi. Saadet Partisi'nin oylarıyla yenildi yani. Dolayısıyla bu yeniden Refah Partisi gündeme gelince, milli görüşün gerçek sahibi ortaya çıkınca ve de geçen seçimde gösterdiği başarı da henüz ortadayken İstanbul'da artık milli görüş geleneğinden gelen Erbakan'ın talebesi, Erbakan'ın sevdalısı olan bir kesim var, bir seçmen grubu var. Bu seçmen grubu da şu anda yeniden Refah Partisi'ni tercih etmiş durumda. Fatih Erbakan'ın İki dudağın arasından çıkacak mesaja bakıyorlar. Ne yapacağız diye. AK Parti'den bir takım talepleri var mı Erbakan'ın? Zaten açıkladılar. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ama şöyle bir şey vardı. Siz İstanbul'da kaybettiniz geçen seçimde. Gelin bu sefer yeniden Refah'ın adayına destek verin. Hep beraber İstanbul'u kazanalım diye benim duyduğum kadarıyla yeniden Refah'ın AK Parti iktidarına, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerine bir çağrısı olmuştu.
Ve bu belediye başkan adayı olarak da rahmetli Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz sunulmuştu. Şimdi bugün bakalım ne olacak? Yeniden Refah Partisi çok önemli bir isimle görüşenler ittifak olmayacak. Kendi adaylarımızla çıkacağız. Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime girecekler. Bugün Sayın Fatih Erbakan son gün kararımızı vereceğiz diyor. Ya ben şimdi mesela Mehmet Altınöz'de konuşuyorum. Hatta yazayım ben buradan. Altınöz. Sevgili başkan. Evet, şimdi Mehmet Altınöz Bey'e de yazdım. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı. Kendisine yazdım. Hatta şu anda canlı yayında olduğumu söyledim. Eğer bir cevap gelirse, yani aslında 15 gibi bir karar aldım. Fakat şunu söyleyeyim. Tekrar söylüyorum, üstünü altını çizerek söylüyorum. Sıkıntı olur AK Parti için. Yani talep nedir bilmiyorum. İlçe talebi var mı onu da bilmiyorum. AK Parti'nin bu talepleri karşılaması gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Yani ilçe teşkilatlarında iki tane ilçe, üç tane ilçe her neyse, İstanbul mu Ankara mı bilmiyorum. Ama İstanbul için yeniden Refah Partisi'nin oyları hayati bir mesele diye düşünüyorum. Aksi takdirde AK Parti inşallah öyle bir sıkıntı olmaz. Yine bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Tabii bu arada yani Ekrem İmamoğlu da boş durmuyor. Mücadelesine devam ettiriyor. Mücadelesini devam ettiriyor. İyi partililerle çok haşır neşir. İbrahim Özkan faktörünü eski meclis üyesi İbrahim Özkan faktörünü hiç unutmayın. Bu süreçte ciddi bir gayret içerisinde olacak. Yalnız şunu da söyleyeyim. Şu ana gördüğüm iki tane yer söyleyeceğim size doğrudan. Eskişehir ve Muğla'da CHP bu dönemde hezimete uğrayabilir arkadaşlar. Çünkü aradaki oy farkı çok yüksek değil. Ve geçen dönemde İyi Parti'nin desteğiyle seçimi kazanan CHP'nin oy oranı ile AK Parti ve MHP'nin oy oranı arasında minnacık bir fark var. Nebi Hatipoğlu dünden itibaren kolları sıvadı ve müthiş bir mücadeleyle yola devam edeceğini dün TV ekranlarında söyledi. Projeleri hazır. Aynı şekilde Muğla Belediye Başkan Adayı Sayın Aydın Ayaydın, benim de sevdiğim, geçmişte dostluğumuz var, çok abi diye hitap ettiğim bir siyasetçi. O da müthiş bir hazırlık içerisinde. Muğla'da da CHP ile AK Parti'nin oyları arasında bir fark yok ama orada bir bağımsız aday tek başına %26 oy almış ve o da dün bir açıklama yaptı. Aydın Ayaydın Muğla'yı alabilme kabiliyetine sahip ve alacaktır diye bir ifade kullanıyor. Yani o bağımsız adayın önemine işaret etmek istiyorum. Hangi aday o bağımsız adayla beraber bir yol alırsa o adayın şansı çok yüksek diyorum. Bunu da belirteyim.